bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, uzun yıllar önce çok güzel bir kız varmış. Babası, annesi öldükten sonra tekrar evlenmiş. Üvey annesi hiç de iyi birisi değilmiş. Kül kedisinin iki tane de kız kardeşi varmış. Bu iki kız yeni kız kardeşlerinden hiç mi hiç hoşlanmazmış. Odasında ne var ne yoksa tavan arasına fırlatıp atmışlar. Ona bir kardeş gibi davranmak şöyle dursun, bütün ev işlerini ona yaptırmışlar. Ev işleri bittikten sonra bile kızın onlarla oturmasına izin vermiyorlarmış. Akşamları mutfakta sönmekte olan ocağın önünde duruyormuş tek başına. Ellerini küllere doğru tutup ısıtmaya çalışıyormuş. Bu yüzden üvey kız kardeşleri ona kül kedisi adını takmışlar. Bir gün iki kız kardeşi sarayda verilecek bir balo için davetiye gelmiş. İkisi de heyecandan deliye dönmüşler. Herkes prensin evlenmek istediğini biliyormuş. Bakarsın ikimizden birini seçer, belli mi olur diye düşünüyorlarmış. İki kız kardeş de kendilerini mümkün olduğunca güzelleştirmek için hemen kolları sıvamışlar. Fakat maalesef bu biraz zormuş çünkü kül kedisinin aksine bayağı çirkinmiş her ikisi de. Balo akşamı üvey kardeşleri gittikten sonra kül kedisi mutfakta oturmuş ve için için ağlamaya başlamış. ''Neyin var? Neden ağlıyorsun kül kedisi?'' diye sormuş bir kadın sesi. ''Ben de baloya gitmek istiyordum.'' demiş hıçkırarak kül kedisi. ''Gideceksin öyleyse.'' demiş ses. Kül kedisi duyduğu sese doğru dönüp bakmış. Şaşkınlıktan dona kalmış. Güzel bir kadın duruyormuş yanı başında. ''Ben senin peri annenim.'' demiş kadın. ''Şimdi kaybedecek zamanımız yok. Bana hemen getirir misin?'' Kül kedisi bir bal kabağı getirmiş. Peri annesi sihirli değneğiyle dokununca bal kabağı birdenbire altından bir fayton oluvermiş. Şimdi de 6 tane fare lazım. Kül kedisi 6 tane fare bulup getirmiş. Peri annesi onları hemen ata dönüştürmüş. Bir tane de sıçan lazım. Onu da arabacı yapmış. Ve 6 tane kertenkele lazım. Onları da faytonun arkasında koşacak 6 uşağa çevirivermiş. Nihayet kül kedisine gelmiş sıra. Peri değneğiyle bir dokununca kül kedisinin yırtık pırtık giysileri nefesleri kesecek harika bir elbiseye dönüşmüş. Ayaklarında bir çift camdan ayakkabı pırıl pırıl parlıyormuş. Bir şey var yalnız demiş peri. Gece yarısına kadar eve dönmelisin. Saat 12'de elbisen tekrar eski giysilerine, faytonun bal kabağına, atların fareye dönüşecek. Prensin bunu görmesini istemezsin herhalde. Şimdi git, dilediğince eğlen. O gece kül kedisi balonun yıldızı olmuş. Baloya katılan hanımlar, özellikle de iki üvey kız kardeşi, onun elbisesini çok beğenmişler ve terzisinin adını öğrenmek için ona yalvarmışlar. Beyefendilerin hepsi onunla dans etmek için birbirleriyle yarışmışlar. Prens ise görür görmez ona aşık olmuş. Ve o andan sonra hiç kimseye bu kızla dans etmek için izin verilmemiş. Saatler saatleri, dakikalar dakikaları kovalamış. Ve kül kedisi saat tam 12'yi vuracağı sırada evde olması gerektiğini hatırlamış. Gitme! Diye seslenmiş prens arkasından. Ama kül kedisi bir an bile durmadan koşup oradan uzaklaşmış. Sokağa çıktığında elbisesi tekrar eski elbiselerine dönüşmüş. Geriye kala kala camdan ayakkabıların bir teki kalmış. Diğer tekini nerede kaybettiğini bilmiyormuş. O gece uyuyana kadar ağlamış. Hayatının bir daha asla o geceki kadar harika olmayacağını düşünüyormuş. Ama bu doğru değilmiş. Ayakkabının diğer tekini sarayın merdivenlerinde bulmuşlar. Ertesi sabah prens ev ev dolaşıp ayakkabıyı tek tek bütün genç kızlara denetmiş. Bu ayakkabının dün gece karşılaştığım güzel sahibini bulmazsam yaşayamam demiş. Derken kül kedisinin evine gelmiş. Üvey kardeşleri ayakkabıyı denemişler. Olmamış, ayaklarına girmemiş bile. Prens çok üzgünmüş. Çünkü uğramadığı sadece birkaç ev kalmış. Tam oradan ayrılacakken evin hizmetçisi dikkatini çekmiş.
Hanımefendi demiş prens kül kedisine. Bir de siz deneseniz. O mu deneyecek? Ne münasebet diye haykırmış üvey kardeşler. Fakat prens ısrar etmiş. Kül kedisinin ne kadar güzel bir kız olduğu gözünden kaçmamış. Tabi ayakkabı kül kedisinin ayağına kalıp gibi oturmuş. Prens diz çöküp kül kedisine evlenme teklif ederken iki üvey kardeşe de öfke ve kıskançlıkla olanları seyretmek kalmış. Kül kedisi prensin teklifini tabii ki kabul etmiş ve evlenerek mutlu bir hayat geçirmişler. Onlar ermiş muradına, biz çıkalım kerevetine.